Hikmet Kenç bak hala çapulculuk yapıyor. Geçmişte cuntacıların ayağı olan bir kısım Baba Ali Allame'si bugün Türkiye'de demokrasiye ayar çekmeye çalışıyor. Yüzlerce kez örnekleriyle ne yaptıklarını yazdık. Bir kısmını hatırlatmak kafi gelecektir. Bunlar Ahmet Kaya'nın fotoğrafıyla vay şerefsiz manşetini atan haysiyet cellatları. 28 Şubat'ın silahsız kuvvetleri oldular. Başörtüsüne savaş açtılar. Sonra testis faciası, Danıştay saldırısı, 27 Nisan bildirisi, 411'in kaldırılması, gezi çapulculuğuyla devam ettiler. 17-25 Aralık'a da paralel durdular. Basın özgürlüğü adalet deyip asparagas haberin yalan dolanın iftira atmanın nirvanasına ulaştılar. Ama ellerini yıkadılar, pirupak oldular, gazetecilik yapmaya devam ediyorlar. Sadece temizlenmediler, millete adalet ve demokrasiyi öğretiyorlar. Yüzleri kızarmıyor, utanma diye bir şey de yok. Kabala soruşturmasında gözaltına alınan akademisyenler yüzünden demokrasimiz zarar görüyormuş. Dışarıdan eylem için duran adam, kırmızılı kadın ve piyanolu adam getirtmek gibi dünyada aklı başında kimseye anlatamayacağınız bir iddia, diyor. Ve bize adalet ve demokrasi öğreten emekli cambaz. Sivil itaatsizlik ve şiddetsiz eylem diye suç olur mu, diyor. Sanırsın herifçi oğlu başka bir memlekette yaşıyor. Sapanla taş fırlatmak, molotof atmak, yakıp yıkmak, polis araçlarını devirmek, binaları ateşe vermek vesaire. Her türlü vandalizmi gördük. Bunların hiçbiri spontane gelişmedi. Gezi çapulculuğu her yönüyle örgütlü bir eylemdi. Bir darbe girişimiydi ve tabii ki bunları organize eden içeride ve dışarıda birileri vardı. Kavala soruşturmasında yeni ulaşılan bazı bilgiler sebebiyle o kişiler gözaltına alındı. Akşamda haberini yaptık. Silinen dosyaların bazıları geri getirildi, kurtarıldı. Osman Kavala ile beraber hareket ettiği iddiasıyla gözaltına alınan akademisyenlerin 2013'te dinlendiği tapelerin FETÖ'cü polisler tarafından 17-25 Aralık'tan hemen sonra silindiği tespit edildi. Bu akademisyenlerin gezideki rollerinin örtbas edilmek amacıyla dinleme kayıtlarının silindiği ortaya çıktı. Duran adam kırmızılı kadın ve piyanoda adamın ne olduğunu anlamak istiyorsan ilgili dosyaya bak aslanım. Böyle oluyor zaten. Yazın yediğin hurmalar kışın başına ağrıtır. Senin maşallahın var sana bir şey olmuyor. Hikmet genç akşam.